Bugün kıskançlık bitiyor. Kıskançlığı Hazreti Pir bitirdi. Evet, çok şükür. Bitirsinizdir inşallah. 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 Tabii kıskançlık bölümlerinde bahsedilen kıskançlık bizim bildiğimiz kıskançlık değildi. Oradaki kıskançlık aynı zamanda Allah'ın gayretiydi ve bu gayret sevdiği kulunun nazargahı olan o gönlündeki aşkı aşikar etmek için kötü huylarını, nefsani şeylerini gönülden uzaklaştırmak, gönle kendi sevgisinden başka bir şey koymamanın kıskançlığıydı. Çok güzel. Çok güzel. Bu kadar güzel olabilir. Bu çok dikkat etmemiz gereken nokta. Çok güzel bir şey söyledi Birhan. Allah insanın gönlünde kendine ait ilim ortaya çıksın diye ondaki çirkin tarafları kıskanır. Yani onları yok eder ki o kişi kendine ait ilmi ortaya çıkarırken, Allah'a ait ilmi ortaya çıkarırken onu yaşayarak çıkartsın ve karşısındaki de Allah sevgisini hissetsin diye. Bu o kadar önemli bir nokta ki hocam Kenan Erfai buyuruyorlar ki bir tek kişiye Allah ve peygamber sevgisi aşılamak dünyayı yerinden oynatmak kadar önemli diyorlar. Demek ki bir insana Allah sevgisi aşılanamaz. Burada oğlumun söylediği bu Allah sevgisi aşılanamaz. Allah sevgisini yaşıyorsanız ve diğer taraflarınızı oradan atmışsınız. Onu yaşıyorsanız, yani insanın gözü ve gönlü Allah'a odaklanmışsa, o zaman başka tarafı kalmamışsa, o zaman o kadar tesir ediyor ki bu karşınızdaki. Öylesine etkiliyor ki, işte öyle etkilenince insan anlıyor ki yegane kurtuluş, başka yok. Yegane kurtuluş, insanın sahibiyle ilişki kurması, başka yok. Karşınızda sahibiyle den başkası kalmamış insanlar görüyorsunuz. İşte Allah'ın kıskançlığı o başka dediğimiz, gayrı dediğimiz taraflara meyletmek. Onları kıskanıyor. Onları yapma diyor, sana zarar diyor. Ben çok edep ediyorum, şu harikulade bir laf ettim fakat Hazreti Adem'i de hatırlatmak istiyorum. Adem'e gitme, elmayı alma derken ya da buğdayı alma derken her neyse aldığı, yasaklanan. Diyor ki Mevlana, aşkı seçiyorsun ya Adem. Aşk ikilik gerektirir. Senle ben biriz. İkiliğe ihtiyacın mı var ki? Diyor Allah. Gidip acıyı seçme. Hazreti Adem de diyor ki Allah'ım ben bir isim ve sıfat birleşimiyim. Sen zatsın. Eğer seni bilmek istiyorsam iki olmak zorunda. Ben acıyı tercih ediyorum. Acıyı istiyorum. Çünkü seni görebilmek için, ayrı olman için, ayrı olup görebilmem için, seni sevebilmem ve sana aşık olabilmem için acı çekmem gerekiyor. Onun için ben zalimim ve ben cahilim. Çünkü ne kadar acı çekeceğimi bilemiyorum. Cahilim. Ve zalimim. Çünkü beni yaratmak için nefis vereceksin ve ben o nefsin canını okuyacağım. Seni tanıyabilmek için. Onun için zalim. İşte burası çok etkileyici yani. Çok etkileyici. Aynı zamanda bu zalimin başka bir anlamı da var. Ben zalimim çünkü nefis sadece tekamül için kullanılır. Ama ben dünyaya gelmek için ve dünyada kalmak için günahkar olmak zorundayım. Çünkü vücut giymekten daha büyük bir günah olamaz. İşte bu günah nefse zulmetmek demek. Nefse en büyük zulüm onu günah işletmektir. Çünkü nefis Allah aşkına tekamül etmek için çalışıyor. Öyleyse ademiyet gerçekten çok zor bir iş. Ama Adem bunu tercih etmiş. İyi ki etmiş. Çünkü ben dünyaya geldiğim zaman o kadar romantik bir genç kız olarak doğdum ki. Yani genç kız doğmadım ama o kadar romantik yaşadım ki. Mesela yanımda birisinin gözü kahverengiyse ve birisi onu yeşilim et ediyorsa acaba üzüldü mü diye üzülmekten 3 gün hasta yatar. Yani bu kadar ruh hastası bir kız. Ve tabii ki hep şunu sorguladım. Ben bu aleme niye geldim? Bu alem bana uygun bir alem değil. Ben
Başka bir şey istiyorum. Yani buradakileri istemiyorum. Bu acıyı çekmek istemiyorum. Ben başka bir şey istiyorum. Hep devamlı bunu sorguladım. Mektuplarım var kardeşime yazdığım. O Amerika'daydı. Ben yaşamak istemiyorum. Bu alem bana göre değil filan gibi. Abuk abuk mektuplarım. Bir gün sohbetler başladıktan sonra hayatım değişti. Ve Kabe bana nasip oldu. Oraya layık olmadan giremiyorsunuz. Ben çok enteresan bir şey gördüm Medine'de. Kadıncağız 40 senedir Medine'de yaşıyormuş. İlk defa girdim peygamberin huzuruna dedi. 40 senedir yaşıyormuş. İlk defa girmiş. Nasip etmeyecek. Orada yaşasanız giremiyorsunuz. Bunu gördüm. Ve Mekke'deyim. Tavaf ediyorum. Ve bir anda, yani her şey o anda bitiyor arkadaşlar. Yani zaten mürşidinizle olunca bitiyor da. Kabe'de mürşidin hakikatini bir de enerjisiyle tamamıyla görüyorsunuz. İşte orada bağırdığımı hatırlıyorum. Anne beni iyi ki doğurmuşum diye. Yani bu alem eğer hakikaten Allah'ı bilmek için bir fırsatsa, onun zerresini ben kimim ki? Ancak zerresini hissettiğim zaman çıldıracak gibi oluyor insan. Daha büyük bir zevk yok diyor. Artık ondan sonra maddi hiçbir zevk size zevk var. Hiçbir zevk. Hani yaşıyorsunuz çok şükür, birçok şey yapıyorsunuz. Şimdi ben oğlumun eviyle meşgulüm, onunla da uğraşıyorsunuz ama zevk değil. Zevk bambaşka bir yerde. Zevk sadece huzur bunun içinde. O yüzden oğlum kıskançlığı çok güzel anlattı, ben de etkilendim ve bunları anlatmak mecburiyetini hissettim kendim. Allah bu çocuklardan razı olsun. Yani Allah'ın bana en büyük hediyesi bu çocuklar. Çünkü görüyorum ki çocuklar benden de iyi anlıyorlar. Benden de daha iyi anlatıyorlar. Benden daha bilinçliler. İşte bir öğretmen için bunu görmekten daha büyük bir mutluluk olamaz arkadaş. Allah hepsinden iki cihanda razı olsun. İnşallah. Evet, buyurun. Kıskançlığı iyi anladım. Belki biraz iyi anlatabildim çünkü nefsani kıskançlığa maalesef biraz sahip bir insan olduğum için himmet edin kurtulayım inşallah. Şimdi birlik sırrını ve kıskanmanın şerhini bir yana bırakıp da o on gönüllü sevgilinin cefasından dert yanayım. Onun derdini inleyeyim. On gönüllü yar demek bize türlü tecelliler gösteren Allah demektir. Onun cefası bizim gönüllerimize sunduğu aşkıdır. Böyle bir aşkla biz halden hale girip, maddeden manaya olgunlaşıp, o büyük sevgiliye ulaşmaktan başka bir emel bilmez oluruz. Mesnevi'nin burasında Hazreti Pir gönül kıskançlıklardan temizlendikten sonra artık tamamen aşkı anlatıyor. Aşkı bize izah ediyor. Tabii aşktan bahsetmek için biraz aşkı bilmek lazım. Ben kendimde o şeyi görmüyorum ama ten gözüyle dahi olsa aşkı gördüğüm için bu alemde bundan bahsetmeye çalışacağım. Aşk öyle bir şeydir ki Kenan Rıfai sohbetlerde der ki akıl yürürken aşk uçar der. Yani Allah'a yaklaşmak, Allah'a hızla kavuşabilmek için aşkın ne olduğunu bize böyle tarif eder. Ve derler ki aşk ile hakikat aslında iki aynı manadır derler. Fakat bunlar farklı vücutlar giymiştir. Demek ki yaratılmışın hakikatidir aşk. Yani bizim gönlümüzdeki aşk yaratılmıştaki her şeydir. Ve Hazreti Pir Mevlana'da der ki yaratılmışlar Allah'ın bu alemde kendisini görecek göz ve sevecek gönül arzu etmesi, istemesi üzerine yaratılmıştır der. Birlik aleminde onun yanındayken sadece o vardı. Hocamın biraz önce dediği gibi sen ben yoktu ve aşk yoktu fakat ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına alan ve ona evet diyen ruhlar bu aleme geldiler ve vücut giydiler bu aleme geldiler ve hepsinde onu görecek göz ve
sevecek gönül istidadına sahip olarak geldiler. Dolayısıyla insanlarda bu istidat, bu kabiliyet varsa onları aslına rücu ettirmek, onu yaratılışına yaklaştırmak, ona zulmetmemek için biz bu kabiliyetlerimizi ilerletmek, bunların üzerinde çalışmak zorundayız. Tabii bunu kendi halimize de yapamayız. Kendi halimizde tek başımıza yapmaya çalışırsak bu biraz yolda kalmışlık olur. Bu koruk üzüme maalesef biraz zor dönüşür. Bu hamlıkta takılmadan ilerleyebilmek için bir mürşid-i kamile ihtiyaç vardır. Çünkü onlar bu alemde aynen Mısri Niyazi Hazretleri'nin dediği gibi haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş demişlerdir. Onların kılavuzluğu, onların yol göstericiliği bizim içimizdeki istidadımız kadar olan aşkı sadece alevletebilir, faydalı hale geçirebilir. Dolayısıyla o aşka çok, onların yol göstericiliğine çok ihtiyacımız var. Burada hocam hep derler ki nefsin vücuttaki hakimiyetini kırabilmek için böyle aşırı isteklerimizden, aşırı arzularımızdan, aşırılıklardan kurtulmamız lazım derler. Tabii aslında yani bu yola giren insanlar, bu yolda aşkın zerresini tadan insanlar için artık yavaş yavaş aşırılıklar diye bir şeyden de çok fazla bahsetmek yakışık almaz. Aşırılıkların yerini artık böyle nefsimizin içimize gömdüğü, ben artık ona mayınlar diyeceğim, gizli şeyler var bizi dürtükleyen. Çünkü sadece aşırılık olsa bunları bulmak, temizlemek gerçekten çok kolay. Yani daha kolay. Böyle bir ortamda yaşarken, etrafımızda örnek bir sürü arkadaşlarımız varken. Ama bakıyorsunuz ki insan kendi içinde kodlanmış, eskiden kalma, gömülmüş bir takım hayatta Allah'a yakınlaştırmayı zorlaştıran şeyler var ve bunlar ancak sadece mürşidin el atmasıyla meydana çıkabilir. Mürşidin himmetidir bu. Bu himmete çok ihtiyacımız var. Çünkü o himmet gayretin nevini değiştirir, gayreti yetkinleştirir, gayreti başka bir yöne götürür. Ve burada burada mürşidin sahip olduğu aşk, o aşkın sadece kelimesi, hatta onu yazdığı kitabı eline alıp o kitabın ilk sayfasındaki enerji bile insanın içindeki gizli benlikleri ortaya çıkartmaya yetiyor. Ben burada kendimle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Candır kitabı çıktığı zaman o gün bir örneği derneğe gelmişti. Biz de bir vesile dernekte toplandık. Ben kitabı ilk elime aldığım zaman orada hocamın ön sözünü, takdimini gördüm. Benim hayatımda şöyle bir şey vardı. Yani bir bayan evlendikten sonra niçin kendi kızlık soyadını da birlikte kullanır ki? Bu benim için yıllardır defalarca da karşıma başkalarında çıkmış ve ben onu için içinde ayıplamışım. Ben o kitabı elime aldığımda hocamın eşime yazdığı yazıda eşimi hem kızlık soyadıyla hitap ediyordu. O da vardı. Ben bir an böyle bir canım acıdı, içim sıkıldı. Fakat kısa bir süre sonra dedim ki yani bu sıkıntı bana ait değil, bu sıkıntı ben değilim, bu benim ruhum değil, bu sanki evde olan bir haylaz çocuğun yaptığı yaramazlığın sıkıntısıydı. Çünkü ondan bir hafta önce zaten
Hocamla birkaç saat özel görüşebilme imkanım olmuştu ve orada bana gerçekten sıkıntılarımla, dertlerimle ilgili aşkını diyeceğim biraz daha vermişti benim alabildiğim sayede kadarıyla. Daha sonra tabii ben bu konuyu eskiden böyle sıkıntılar hissettiğim zaman çok fazla konuşmazdım, içimde tutardım. Kendi kendime çözeceğimi zannederdim bunu. Ama ben hemen dışarı çıktıktan sonra bu konuyu Nazlı'yla ve eşimle paylaştım. İstedim ki konuşayım çünkü bu bana ait bir şey değildi. İstedim ki söylediklerim vücut bulsun. Yani beni rahatsız eden bu konular vücut bulsun ki ben bunun içinden daha kolay sıyrılabileyim. Belki de bir anlamda ben kendi kendimi imzalayayım başkalarının da gözü önünde. Sonra tefekkür ettikçe düşündüm ki meğerse ben çok seviyorum eşimi, tamam, ama ben o bana ait olduğu için seviyormuşum sadece. Ben dediğim için belki de onu haşa biraz da basitleştirip sanki hani biraz bir emtia gibi de mi seviyormuşum diye düşündüm. Ve hakikaten bu bana ta derinlerimde 3-5 yaşlarımda gömülmüş bir sıkıntı ve bir dert olduğunu hissettim. Bunu burada söylüyorum. Tekrar yani Amerikan filmlerindeki terapi seansı gibi olsun da istemiyorum ama ben burada bir kere daha kendimi imzalamak istiyorum. Kurtulayım inşallah bu kıskançlıklardan da. Ümit edin efendim. Yani bizler bu gayretlerle artık inşallah mana aleminde bu himmetlerle derinleşeceğiz. İstidatımız kadar derinleşeceğiz. Çünkü sapla saman rüzgar olmadan ayrılmıyorlar, ayrılmayacaklar. Ama ay çiçeğinin de her zaman güneşe yüzünü döndüğü gibi inşallah bizler de yüzümüzü güneşe dönmekten gayri kalmayacağız. Nasıl Efendimizin dediği gibi dalgalar, köpükler, çarlar, çöpler denizin üstündedir. Ama derinlere daldıkça artık ne rüzgar kalır, ne dalga kalır, ne çöp kalır. İnşallah o derinlere inmek nasip olsun. Şimdi burada çok önemli bir şey söyledi. Ben nasıl onu kesebilirim ki harikulade bir konuşma. Fakat çok etkilendim. Diyor ki Hazreti Mevlana, biz toprak gibiyiz. Evet, topraktan yaratıldık. Ama tevazu sahibi olmak, toprak gibi olmak da bazen yetmeyebiliyor. Çünkü rüzgar geldiği zaman toprağı alır, oradan oraya savurur. İlla gözyaşı ve suyla onu çamurlaştır ki bitki bitsin. İşte bu hadiseler, yani birinin anlattığı bu hadise veya bu çok basitin için o kadar muazzam bir örnek verdi ki bizi tekamül ettiren hadiseler, insanın acısından gözyaşı döktüren ve onu besleyen ve oradan gördüğünüz gibi oğlumda olduğu gibi mana yükselten, mana çıkartan, kendini bilen, kendi haddini bilen ama aynı zamanda kendi kabiliyetini de bilen, gören ve bundan dolayı da mutluluk ve huzur duyan insanlar oluşturuyor. Allah'a çok şükür ki hocamız kitaplarıyla, şerhleriyle bizi boş bırakmamış. Mevlana Hazretleri öyle. Ben şimdi ne diyeyim ki bu konuşma üzerine? Yani bütün verdiklerinizin alındığını görüyorsunuz. Artık söyleyecek bir şey. Bütün mesele zaten bu. Ve Allah çok şükür ki yalnız olmamış yani. Eğer tek kalmayı yeğleseydi, zat-ı ilahiyeden ibaret olsaydı hiçbirimiz yaratılmayacaktık ve hiçbirimiz bu aşkı, bu zevki, bu tekamül etmekteki huzur ve mutluluğu hissetmeyecektik. Yahut birisi tekamül seviyesini anlatırken bir başkaları ne mutlu becerebilmiş, demek ki ben de becerebilirim hissini duymayacaktı. Onun için en büyük lütuftur Allah-u Azimüşşan'ın
kendi hakikatini başka isimlerde, yani başka dediğimiz olmayan vücutlarda gizlemiş olması. İlk yaratmış bizi. İlk yaratılmışız. Ve iki acı çekiyoruz ve iki tekamül ediyoruz. Bakın sonuçta ortaya şaheser çıkıyor. Görüyorsunuz. Allah ne güzel şeyler veriyor. Benim dedirtiyor, vazgeçir diyor. Benim dedirtiyor, vazgeçir. Acı çektiriyor bana diyoruz. Sonra ilk var, ilki bana çektirtiyor. Öğretiyor diyoruz. Ne güzel bir şey bu. Sormak istediğiniz bir şey var mı efendim? Buyurun diyor. Hocam. Buyurun canım. Ben şimdi biraz zor konuşacağım ama kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Şimdi az önce beyefendi anlatırken bilinçaltından sanırım bahsetti. Hani terapi gibi oldu filan dedi. Şimdi hepimizin tabii bilinçaltında bir şeyler dönüyor ama belki de haberimiz yok. Şimdi bunun karşıtlığı nefis mi oluyor? Yani bilinçaltının. Hayır, ya da bilinçaltının işleyişi ya da nefsimiz, hani nasıl tanıyabiliriz? Mesela bu noktada ben biraz karışıyorum. Hiç karışmayın. İki tane mahluk var vücudumuzda. Biri aklımız, biri nefsimiz. Bu iki mahluk sıkı şekilde işbirliği içindedir. Akıl ve nefis. Evet. Burada bahsettiğim cüz'i akıl, külli akıl değil. Yani Allah'ın aklından bahsetmiyorum. Çünkü Allah baştan aşağı idrakle bizi yaratmış. Akıl ve idrakle. Onun için methedilen akıl o idrak seviyesidir. İdrak ettiğiniz ölçüde yaşar hale geçersiniz. Ama bizim cüz'i akıl dediğimiz idraktan uzak. Yarınlık ne çevireyim, başkasına ne kötülük yapayım, ben ne kadar mükemmelim, en güzel benim denirden. Aklı ve cüz'i. Yani bir idrakin ışıltıları var da yanlış yönde idrak var. O akıl diyoruz. İşte bu cüz'i akıl içerisinde bir takım nefsaniyetle de sıkıştığımız olayları tutar. Hafızaya yerleştirir. Bu mananın hafızasına değil, maddenin hafızasına yerleşir. Ve bu maddenin hafızasına yerleşen olaylar, hadiseler geldikçe sıkıntı halinde ortaya çıkarlar. Tabii ki kıskançlık ezeli Allah'ın isminden nasiplenmedir. Fakat kıskançlığın yanlış yöndeki uygulanması, buyurduğunuz gibi bilinçaltına yerleşmiş yanlış hatıraların neticesi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar mürşitle, tabii şeyle de, psikolojiyle de ortaya çıkar. Ama en büyük psikolog mürşittir. Bunu Mevlana ilk hikayesinde anlatır. Mesnevi'de. Bu hadise Freud'den asırlar önce Mevlana'nın yaşadığı 1200-1300'lü yıllarda anlatılmış bir hadisedir. Yurt Üniversitesi Amerika'da bu hadiseyi psikolojide inceledi. Ve bir tiyatro eseri haline getirdi. Şimdi Amerika'da bütün üniversitelerde bu oynuyor. Ve psikologlar Türkiye'ye geldikleri zaman biz Mevlana bildiğimiz için diye başlıyorlar konuya. Yani Hazreti Mevlana'yı bilmeden psikolojide doğru dürüst ortaya çıkmıyor. Ne yapıyor ilk hikayede? Mürşit, cari olan nefsin, padişah ruhtur hikayede. Nefse aşık olmuştur. Yani biz bu aleme gelir gelmez kendimize aşık oluruz. En güzelsiniz demeye başlarız. Nefse aşık olmuştur. Ve mürşit geliyor nefsin hastalığına, fakat hasta nefis. Çünkü hep bir şey istiyor. Benim olsun istiyor. Hasta. İşte bu hastalığını yenmek için onun nabzına elini koyar ve anlattıklarını dinler. Nabzının hızla atmaya başladığı yerde anlar ki nefis kuyumcuya aşık. Kuyumcu da dünyaya anlatır. Yani nefis dünyaya aşık. Dünyada bir süre verir gibi gözükse de bütün istediklerini geri alacaktır. Onun için nefsin iyileşmesi dünya aşkıyla mümkün değildir. Bu hadise daha farklı yönlere gider. Şunu anlatır ki bize, bir mürşit size kendinizdeki çirkin tarafı gösterir. Mesela daha önce kıskançlığıyla övünen bir insan ve bunu çok haklı bulan, oturup başkalarına anlatan ne kadar haklıyım değil mi? Şu kıskançlığı yapmakta diyen insan, mürşidin karşısında o hadisede çok da haklı olmadığını bir hangi gibi idrak eder. İdrak edince onun kendisine verilen acıdan başka bir şey yaratmadığını anlar ve onu düzeltmek için mücadeleye girişir. Gene mürşide başvurur. Bana Allah aşkına öğret ki o ancak mücadelemi o yolla yapabilirim der. Aksi takdirde bir psikolog sizi düzeltmeye çalışsa da nefsaniyetiniz Allah aşkıyla yok olmadan başka yerlerden başka problemler çıkacaktır. Anlatabildim mi hocam? Rica ederim. Buyurun canım. Yumuşaklık veya sertlik gibi bir
tahmin şey yapamadım. Yani yumuşak mı davranarak veya birazcık daha sert mi davranarak? O kişiye göre benim oğlum son derece sert hocadan zevk alır. Yumuşak hocayla hiç yapamaz. Ben çok yumuşak bir öğretmenim. Çok öğrencilerim memnun oldular ama mesela oğluma bakınca o benden hiç memnun değil. O daha sert bir hoca istiyor. Mürşit de karşısındaki öğrencisinin tipine göre davranır. Mesela Nezihe Araz abla, bizim teyzemiz, çok sevgili Nezihe teyzemiz vefat etti biliyorsunuz, meşhur yazar. Kenan Rıfai Hazretleri'nin müridiydi. Efendimiz ona çok sert davranmışlar. Hatta şöyle bir hadise olmuş aralarında, dışarıdan bir hanım geliyormuş kendilerini ziyarete. Nezihe Araz demiş ki hiç sevmem bu hanımı. Öyle deyince Efendimiz önce bir şey dememişler. Hanım gelmiş, konuşmuşlar. Gidince bak Nezihe demişler. Bu hanım, ben senin bütün dostlarını bana uymasa da, sevmesem de senin dostun diye kabul ediyorum. Ben senin hocanım ve bu hanım bana hürmeten buraya gelmiş. Sevmem lafı ne kadar çirkin. Bir kere Allah'ın yarattığı için sevmem denmez. Biraz sert söylemişler. Nezihe teyze genç kız ağlamaya başlamış. Demiş ki Samiha'yı hiç azarlamıyorsunuz. Beni niye azarlıyorsunuz? Onun üzerine daha yumuşak demişler ki ben öğrencilerimi çok seviyorum ve azarlarken çok üzülüyorum. Ama siz edepsizlik ettiğinizde buna sert çıkış yapmak zorundayım. Demek ki Nezihe teyzenin aldığı zevk o. Mesela annem diyor ki ben hiç azar işitmedim. Çok yumuşaklıkla, çok sevgiyle, öpe seve yaptılar. Demek ki karşısındaki öğrencisinin tipine göre. Mesela ben de yumuşak öğretmen sevdiğim için çok sert olan Sami annem beni hiç azarlamadı. Hayatımda hiç, hiç görmedim. Yani en ağır azarı şuydu. Geçen gün de anlattım. Yine 39 kilolarda geziyorum ben o zaman. Anneme sormuşlar Cemal Nur kaç kilo diye. Annem de valla 40 diyor da pek inanmıyorum efendim demiş. Onun üzerine demişler ki Cemal Nur yalan söylemez. Bence bundan daha ağır bir azar. Ben hiç duymadım. İşte öğretmen karşısındaki öğrencisine neyin tesir edeceğini çok iyi bilerek ona göre ayarlar. Genelde yumuşak davranır. Genel sistem hilim ehli alim şeytanı korkutan tek alimdir diyor. Yumuşak alim şeytanı korkutan tek alimdir. Rica ederim. Başka soru var mı efendim? Mesela ben de bazı öğrencilerim için çok yumuşağım. Bazı öğrencilerim için çok serttim. Çok serttim yani. Geçen gün çok affedersiniz bir meralim var benim. Hocam çok özür dilerim. İt gibi korkuyorum sen. Demek ki o onun yapısıyla da alakalı biraz. Hocam bu içimizden gelen sıkıntıların nasıl nefsani olduğunu, ne kadar nefsani olduğunu tespit edip çok derinden ufak gibi gözükseler de onları çözebilmek için hep benim aklıma sizin söylediğiniz bir şey geliyor. Mürşit talebesine özgüven verir demiştiniz. Ben o zamana kadar, yani daha da yakın geçmişe kadar da özgüveni konusunda uzmanlaşmış, ilmi şeyleri bilen, işte televizyonlarda da görüyoruz, rahat rahat konuşan insanlar diye şey yapardım, algılardım. Fakat buradaki özgüven Allah'ın içimize koyduğu özze, onun ruhuna, onun aşkına güven olduğunu daha sonradan anladım ve tabii onu da anlayabilmem için aşkın kendisine bakarak anlayabildim sadece. Ve bütün hareketlerimi de nefsimin bana tabii müsaade ettiği kadarıyla hep o nasıl düşünürdü, o burada ne yapmak isterdi, acaba burada neyi sağlık verirdi gibi düşüncelerle nefsimle biraz daha mücadele etmeye çalışıyorum işin açıkçası. Ama tabii bu dediğim gibi sonsuz bir yolculuk. Düşman da hem içimizde hem de... Ama beraberiz ya oğlum, boş ver. Çok şükür. Burada çok önemli bir şey söyledi. Mürşit mucize yaratmaz arkadaşlar. Mürşit böyle insanüstü bir varlık değil. Yani alıp eline sizi böyle şeyle bir harika bir şey yaratmıyor. Mürşit
Kendisi yaşadığı her şeyi kendisi yaşamış. Yaşadığı her şeyi öğrencisinde gördüğü için Allah'ın izin verdiği şekilde ona sadece aşk ve oradaki Allah'ı, yani ona kendindeki Allah'ın büyüklüğünü göstermeye çalışıyor. Bütün yaptığı bu. Çünkü hepimiz Hazreti Mevlana'nın terimiyle altın tencereleriz. Ama içinde pislikli bez kaynatıyoruz. Yani Allah bize kendi isminden, kendi hakikatinden lütfetmiş. O tencere gibi altın olan varlığımızın içinde dedikodu, kin, nefret koyarsak, yani pislikli bezleri içine koyup kaynatmak gibi bir şey oluyor diyor Hazreti Mevlana. Halbuki o altın tencere asılı duvara seyredilmek için diyor. Orası pislikli bez kaynatmak için değil diyor. Şimdi içimizdeki bu Allah'a ait ismi hissedersek muazzam bir özgüven geliyor insan. Yani bende Allah'a ait bir hakikat var. Peki onun yanındaki bu çirkin tarafım ne diyorsun? Şimdi onu ona layık kılmaya çalışıyorsun. Bunu yaparken de elinde bir tek silah var. Bir tek silah, Allah aşkı. Başka silah yok. Yani ben bunu beceririm, ben yaparım. Hayır. Kimse hiçbir şey beceremez bu alemde. Allah'tan başka hiçbir kuvveti, kudret yok. Ancak o isterse ve onun istediği kadarıyla. Ama Allah aşkı içimize verildiği zaman bir ateş gibi, bir böyle güç gibi, bizi kaynatan bir güç gibi her an bir kere katiyetle oturamıyorsunuz. Yani bir mutasavvuf nasıl oturur arkadaşlar? Her an ne hizmet edeyim, ne yapayım, nasıl yapayım? Onun korkusu, kuşkusu içiniz. Allah'ım memnunum. Sevgilim benden memnunum. Yani bir kadına, bir adama aşık oluyorsunuz da gece gündüz onu düşünüyorsunuz, telefonlar ediyorsunuz, işte onun istediği gibi olmak için değişmelere çalışıyorsunuz. Düşünün ki Allah'a aşık olan insan her yerde o var. Her yer, başka bir şey yok alemde. Yalnız o var. İşte o yalnız ona, yalnız onu gördüğünüz zaman o zaman geri kalan her şey önemli kaybediyor. İşte bizim çocuklarla el ele verip yapmaya çalıştığımız bu. Yoksa müritlik, mürşitlik konusuna gelince işte burada bakın yani mürşit bir an şu anda. Hangimizin olduğu birleşilmez ve anlaşılmaz. Ama o ilişki olmalı ve bu ilişkide ben büyüğüm, ben küçüğüm olmamalı. El ele verip Rabbi görmeye çalışmalıyız. Buyurun canım. Hocam kimse geç kaldı. Konuyu anlayamamıştım ama tamam dedim. Nasibim bu kadardı. Sonra biraz önce bir cümle sarf ettiniz. İç sıkıntısı efsane midir diye. Şimdi o zaman bu cümle beni de çok irdeledi. Bana çok kısacık anlatırsanız çok seveceğim. Tabii bir an harikulade bir şekilde Allah bir kere razı olsun. Allah'ın kıskançlığından bahsetti tekrar geçen konulardan biri hatırlattığımız. Ve Allah bizim içimizde nefsani kısımları yok idi ki onları kıskanıyorum. Çünkü onlar bana ait değil, onlar toprak, yok. Onları yok edin. Bir an kendisine ait bir şey anlattı. Nasıl onları Allah aşkıyla yok etmeye çalıştın. Yani içimizde olmayan kısmı var gösterirsek bu yanlış oluyor. Olmayanı var göster. Bu neye benziyor? Hani hep anlatırım. Film oynuyormuş. Bir Karadenizli dostumuz da ilk defa sinemaya gitmiş ömründe. Efendim perdede de bir kötü kadın iki kişinin arasına girmiş yani. Bu da çıkarmış silahını şak 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 vurmuş. Tabii açılmış hemen ışıklar ve herkes gülmeye başlamış. Adamcağız da çok üzülmüş. Hocam da demiş ki niye gülüyorsunuz? Biz her dakika bunu yapıyoruz. Olmayan vücutları vurmaya çalışıyoruz. Olmayan varlıkları yok etmeye çalışıyoruz. Olmayan varlıklar için birbirimize küsüyoruz. Olmayan varlıklar için... Hani ben çok şaşırıyorum. Hani birbirimize devamlı bir güç iddiasındayız. Ben daha iyi biliyorum. Ben daha yakınım. Bir kere ben hocaya daha yakınım. Bu laflara da çok şaşırıyorum. Kimse bana yani haşa ben hoca değilim zaten hiçbir şey değilim. Ama kimse kimseye yakın olamaz. Çünkü Allah'ın bu vazife verdiği kişiler herkese eşit severler. Yani bir kere bunu söylemek zorundayım. Sınıfa girdiğiniz zaman bir öğretmenseniz hiçbir öğrencinizi ayırmazsınız. Ve dışarıda burnu akan görüp de çok böyle iğrenerek kaçtığınız çocuk sınıfınızda öğrencinizse canım acaba üşüdü mü diye bakarsınız. O sınıftaki herkes sizindir. Çocuğunuzdur, evladınızdır ve hiçbiri farklı değildir. Ve en çok emeğinizi de derse iyi çalışmayan çocuğa gösterirsiniz. Ama tabii içinizde bir mutluluk oluşur. Ne zaman dersi çok iyi bilen bir öğrenci çıktığında
gözünüz yaşarır. Bu kadar emek boşa gitmemiş dersiniz. İşte o zaman o fark olur. Hani Allah ayeti kerimede insanlar arasında bir fark yoktur. Yalnız takva sahipleri için diyor ya. Hani dersin daha iyi çalışan takva sahipleri için gerçekten biraz fark oluyor. Ama o sevgi farkı değil. Hürmet farkı. Ona hürmet ediyorsunuz o kadar. Acaba anlatabildim mi? Rica ederim. İkinci paragrafa geçmeden önce Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin burada konuştuğumuz konularla ilgili söylediği çok güzel bir mısrası var. Bilmek istiyorsan seni canı içinde ara canı, geç canından bil onu, sen seni bil, sen seni diyorlar. Demek ki içimizde her ikisinin de aşkının da, nefsinin de, aklının da, her şeyin içimizde olduğunu bu mısradan bir kere daha anlıyoruz. Gerçi ben onun derdiyle yanayım, onun cefasından söz edeyim dedim. Ancak bunu bir şikayet nidası sanma. Çünkü benim yanışım yalnız dert değil, aynı zamanda dermandır. Benim çektiğim yalnız ayrılık acısı değil, aynı zamanda kavuşma sevincidir. Kısaca bu öyle bir ızdırap halidir ki, dermanı derdinde ve misali ayrılığındadır. Aşkın bu hallerden şikayet ettirişi ise, sevinç ve saadet gözyaşları döktürmesi gibidir. Burada artık Hazreti Pir'in bahsettiği kişide aşk hakim olmuştur ve bu aşkın hakimiyetiyle bütün dertler, sıkıntılar artık ona dert gibi gelmemektedir. Onların içinden Allah'a ulaşan yolun geçtiğini çok iyi bilmektedir. Ve burada Kenan Rifai Hazretleri diyor ki İnsanda Allah aşkı hakim olunca ceza, azar ve ceza suretinde tecelli etmiş lütuftur diyorlar. İnsanlar her türlü sıkıntıyı Allah'ından gelen bir lütuf olarak kabul ettiği ölçüde Allah'a yakınlaşırlar. Öyle söylüyorlar. Zaten hocamız hep söyler, Allah sıkıntı vermez. Yaşanan olaylar ve konular nefse çarptığı zaman sıkıntıya dönüşür. Gerçekten hepimiz bunu yaşamışızdır. Yani evvelden önceleri bize sıkıntı diye gelen şeyler bir bakıyorsunuz ki bir süre sonra gerçekten sıkıntı değil. Olay aynı, her şey aynı, değişen bir durum yok. Peki sıkıntısı nerede kaldı bunun? Demek ki o benim nefsime ağır geliyordu. Ben onu nefsimden temizledim, attım, artık sıkıntı duymamaya başladım. Ve Hazreti Pir der ki, en büyük bela, belayı bela olarak görmektir derler. Çünkü sıkıntılar ve dertler bizim tekamülümüz için birer ödüldür. Bunlar gelecek, bunları yaşayacağız ama o boyutta, ama bu boyutta illaki yaşayacağız. Ve bunları gerçekten sıkıntı olarak görmekten kurtulmamız lazım. Bir gün Allah Hazreti Musa'ya, ya Musa seni çok seviyorum dediğinde Hazreti Musa ona sebebini sordu. Allah'ım dedi, beni bu kadar sevmenin sebebi nedir acaba? Bana bunun sebebini söylersen ben o yönümü biraz daha arttırayım. Onun üzerinde biraz daha çalışayım dedi. Hazreti Allah da dedi ki, bir gün dedi ben sana kızdım, seni azarladım dedi. Ama sen yine dedi, annesinin azarlayıp da daha sonra annesinin kucağına yapışan çocuk gibi benden kopmadın, benden uzaklaşmadın, bana yaklaştın dedi. İşte seni bunun için çok seviyorum dedi. Demek ki burada Hazreti Pir'in söylediği, yani kavuşması da cefasının içindedir, derdi de dermanının içindedir. İşte bu böyle bir durum. Her şey kendi içinde. Çok doğru. Zıtlarıyla. Çok doğru. Bir de şu var. Yani beni çok etkiledi.
diyor. Bir kere bir hanımefendi bize sık sık gelirdi. Annem hep kocasını şikayet eder. Annem de çok üzülür. Yani annem çok üzülür. Nasıl yardım edeyim diye. Yani bir çok kötü bir adam. Ne kötü bir adam. Bir gün babam dedi ki, ya hanım niye üzülüyorsun dedi. Kadının ağzından kocasından başka laf çıkmıyor dedi. Demek ki ne kadar aşık kocasına ki dedi. Devamlı ona anlatmak ihtiyacın. Sen şikayetine bakma dedi. Yat kalk sevin. Kadın kocasına aşık başka laf etmiyor. Şimdi insanlı kamillere de bakarsanız devamlı Allah'tan bahsederler. Şikayet ederler, söylenirler. İşte çok özlüyorum derler, beni niye yarattın derler. Aldırmayın arkadaşlar. Hep Allah demenin zevki için yapıyorlar. Bazısı şikayetle anlatır, bazısı aşkla anlatır. Mevlana bunu söylüyor. Sakın kanmayın diyor. Şikayet ettiğim her dert onu anmanın zevkinden başka bir şey değil. Sadece zevk. Ayrılıktan ediyorsam ayrılık bile diyor. Sadece onu görmenin zevki için var diyor. Onun için hiçbir şeyimi aldırmayın. Ellerimi açıp yukarılara yalvarışıma filan da bakmayın. Bana ne kadar yakın olduğunu kıskançların gözünden saklamak için açıyorum ellerimi de yukarılara yalvarıyorum. İşte Allah'la devamlı beraber olan insan aşka ad anamıyor arkadaşlar. Zaten ben hep söylüyorum, teybe açın bakın. Bütün gününe kimin adını çok anmışsanız ona yakınsınız demektir. Kamil insanda Allah'tan başka isim olmaz. Olmaz, mümkün değil. Onun için o dert dedikleri şeyin içinde öyle bir derman var ki. Dert dedikleri şey iki olmak. İki olmadan tanınmak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Yani Kabe'yi tavaf için Kabe olmanız gerekmiyor. Uzak olmanız gerekiyor. O uzaklığın zevkini size anlatamam. Ama fazla da değil. Hacerül Esved'e yakın. Orada dönmemiz lazım. İlla oralarda dönmemiz lazım. Çünkü ne kadar yakın dönersek yol o kadar kısalıyor. Ne kadar yakın dönersek yol o kadar kısalıyor. Allah ayırmasın inşallah. Var mı efendim? Nasıl bir aşk Hazreti Pir'de? Şimdi demin anlattı oğlum. Yani arkadaşlar, koruk üzüm gibiyiz. Ağzı alınınca çıkarılıp tükürülüp atılacak. Ekşiyiz, kıskancız. En ufak bir şekilde nefsimize dokuldu mu gözyaşları dökmeye başlıyoruz. Ben şikayetlere başlıyoruz. Fakat illa bir güneş lazım. Güneş. Koruğu adam eden güneş. Mevlana burada güneşle şemsi kastediyor. Şems lazım diyor. Şems gelmeseydi diyor. Ben bir mollaydım diyor. Her şeyi bilen bir molla. Her şeyi biliyordum. Ama her şeyi bilmekle bu iş olmuyor. Beni bilmek lazım. Şimdi beni bilmenin yolu, beni görmenin, kendime eksiklikleri tamamlamakla görmenin tek yolu bir güneşe ihtiyaç duymak. O gelip yakmalı, öğretmemeli, yakmalı, yok etmeli. Göstermeli, aşikar etmeli. Bir kere Allah'la ilişki kurdurmalı, yani tanıtmalı. Ananın, babanın, sahibin, her şeyin olduğunu şöyle kafanızın içine ve gönlünüzün içine yerleştirmeli. Ondan sonra artık o aradan kendini çeker. Ona ihtiyaç kalmaz. Çünkü siz ona doğru gidiyor olursunuz zaten. Başkası kalmaz ortada. Mürşit bile kalmaz ortada. Ben Sami anne ölünce çok öğrencime söylemiştim, katiyen yaşayamam derdim. Sami anneler ölmüyor ki, ölmüyorlar. Siz onun manasını içinize ektiğiniz zaman ölmüyorlar. Onunla yaşıyorsunuz. Onun için mürşit de ölmez, güneş gibidir, ısıtır, sizi üzüm yapar, lezzetli yapar, vitaminli yapar, antioksidan yapar, bütün mikroplara karşı korumaya alır sizi. Sonra öyle de bırakmaz, üzümlükte de bırakmaz. Şarap yapar sizi, baştan aşağı aşk kesilirsiniz. Şarap ki, bu insanların anladığı anlamda bir şarap değil ki arkadaşlar. Belinin zevki. Beli dediğimiz zaman. Hani ben sizin Rabbiniz miyim sorusuna beli dedik ya hepimiz. İşte orada duyduğumuz zevkin sarhoşluğuna şarap sarhoşluğu diyor Mevlana. Şarap yapar, zevk yapar, baştan aşağı aşk kesilirsiniz. Ama aşkta bile ikilik vardır, haramdır. Yani ben varım bir de Allah var. Sonra artık tamamen sirkeye dönüşürsünüz. Yani yok olursunuz. Ve mikropları öldüren bir hal alırsınız. İşte mürşit henüz yok olması değildir, sirke olmasıdır o mana. O yüzden
Şu anlatılanların zevki kadar büyük bir zevki bu alemde olamaz. Allah Mevlana Hazretlerinden razı olsun. Ben bazen coşuyorum. Allah'ım senden razı olsun diyorum. Başka nasıl izah edebilirsiniz? Yani şu dünyada duyduğumuz şu zevki nasıl izah edebilirsiniz? Ben şeyi hatırladım. Biz ortaokulda okuduğumuz şeylerden hocamızın yazdırdığı kompozisyonları bile içindeki imla hatalarını, diğer hatalarını bulsun diye yanımızdaki arkadaşımızla değiştirirlerdi. Başkasına, başka bir göze baktırırlardı. Bu hayatta yolumuzu bulmak için nasıl mürşide ihtiyacımız olmaz? O benim feryadımdan hoşlandığı için ben ney gibi inlerim. O feryadın kendisi için olduğunu bilir. Bu feryadın onu ta can ve gönülden anmak demek olduğunu çok iyi bilir. Yine çok iyi bilir ki feryat edenler henüz onun mesleri halkasında olmayanlardır. Fakat onun ayrılığı acısıyla inledikleri içindir ki er geç bu halkaya gireceklerdir. Burada artık aşkıyla nefsinden tamamen kurtulmuş ve onu arayan, onun aşkından inleyen kişiden, o ruhtan bahsetmektedir Hazreti Pir. Burada feryat aslında yardım istemektir, imdat dilemektir. Ama ne tesadüf ki bülbülün içe işleyen, gönlü hoş tutan o ötüşünün de adı feryadı ambelidir. Yani Allah burada sevdiği kulunun o güzel sesini, güzel feryatlarını uzun uzun dinlemekten çok hoşnut olur ve onu ister. Bana bu padişahın güzel sesli dilenciyi istediğini hemen vermeyip de uzun uzun bağırtması hikayesini hatırlattı. Tabii burada ne söylenebilir ki? Yani o feryadın güzelliği ayrı bir şey, feryat ayrı bir şey ama tabii feryatta bile ilmel yakinlik biraz var, biraz aynel yakinlik var. Hakel yakinlik yok feryatta. Yani hakla hak olma yok o feryadın içinde. Ayrılık var. Ayrılık da feryat edilir. Hani bülbül hep gülü özler. Ne enteresan bir yaratılış cilvesidir ki gül de hiç bülbülün bağırıp çağırdığı zamanlarda açmaz biliyor musunuz? Hep soluktur, kapalıdır. Bülbül bağırır, aç, aç güzelliğini göreyim der. Açmaz bülbül. Gül nazlıdır. Allah'ın nazı gibi. İşte o nazı gören feryat eder. Şimdi seviyorum der, şunu seviyorum der, Allah'a götüreni seviyorum der. Sonra her şeyin bittiği zaman aynel yakinden hakkel yakine geçildiğinde. Mevlana bunu şöyle anlatıyor. İlmel yakinde diyor bir deniz var. Deniz diye bir yer var. Görenler bir sürü bilgi edinirler. Ama hiç denizi görmemişlerdir. O kadar çok bilirler ki görür gibi anlatırlar. Herkes onlara sorar filan. Çok bilgilidirler. Burası Musa'nın bu asane dediklerinde bu asla benim aklımdır, bilgimdir de işine benziyor. Sonra denizi görürler, gördüklerinde çıldırırlar. Hiç bildiğim gibi değilmişler. Bilgim sıfırmış. Bu hala aynen yakin diyoruz. Hiç değilmiş. Ondan sonra birisi denizin içine elini sokar. Ve bağırır ben deniz oldum diye. Aynen hak burasıdır işte. Deniz oldum, deniz oldum. Ben artık o oldum diye bağırır. Ama daha olmamıştır. Çünkü Mevlana diyor ki içine girip yok olmadıkça o olamazsın. O zaman da sesin çıkmaz zaten. Feryat biter. Söyleyecek laf kalmaz. Sessizlik kalmaz. Olsa o halinde şöyle anlatmış. Siz ben çağırmadan pek gelmeseniz iyi olur demiş müritlerine. Çünkü bazen ben o halde olurum. Siz soru sorarsınız. Ben cevap veremem. Siz bana küsersiniz. En iyisi ben normal halimdeyken siz gelin de o zaman konuşun. O hal için sohbetlerde de
buyuruyorlar ki nasıl demiri ateşin içine soktuğun zaman kızar, 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 kıpkırmızı olur. Ve artık ateşin sıfatlarına bürünür o da. Çok güzel. Ve dokunduğu yeri yakar. Aslında o ateş değildir, o kendisi. Aslı demirdir ama bütün ateşin sıfatlarına sahiptir. O mestali galiba öyle bir haldir. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri de bir gün aşk halindeyken, mest vecd halindeyken hırkamın altında Allah var diye nida ediyorlar, söylüyorlar etrafındakilere. Sonra bu vecd halinden kurtulduktan sonra etrafında bazı insanlar kendisini ayıpladığını görünce tabii bu halini aşikar etmekten ötürü galiba kendileri de biraz çok huzurlu değiller. Eğer diyorlar bir daha böyle bir şey söyler isem kılıçlarınızı çekin ve beni kesin diyorlar. Tekrar böyle bir vecd halindeyken aynı şeyi söylediklerinde yanındakiler kılıçlarını çekiyorlar, onu vurup kesmek istiyorlar ama her vurduklarında kılıç kendilerindeki aynı yeri kesiyor. İşte bu vecd hali onda o olmaktır. Belki yani vücut var gibi gözükse de artık onda gören, konuşan her şey o hakkın kendisi kesilmiştir. Kesinlikle. Bu hali ben yani bazen büyüklerimizde görüyoruz tabii, aşağı hiç haddimize düşmemiş ama ben çok iyi hatırlıyorum. Anneannem Allah dediği zaman yükselirdi olduğu yerde. Böyle yükselirdi. Allah derdi gece. Çok iyi hatırlıyorum. Ve bu halini göstermek için bize çay yapar oturturdu Asman'la bana. Gelin ne olur derdi. Bir saat bire kadar çalışırmışız derdi. O hiç uyumaz geceleri. Çok da huysuz bir anımdı yani. Normal hayatında yaşasın zor bir anım. Fakat onun halini çok biliyorum. Meczup diyoruz biz bu tür insanlara. Ve çok enteresan. Allah onların isteklerini çok sevgiyle kabul ediyor. Yani anneannem ne istese olurdu, Zülhiş ne istese olurdu. Demek ki onlar şu hali anlatıyorlar. İşte Efendimiz hep anlatırsa anneannem de kitabında ben de çok anlatıyorum. Hani adamın birini meczupmuş, başını taşlamışlar. Kanlar içinde gidiyor. Birisi de acımış helva vermiş. Sormuşlar, başını kim yardı birisi? Helvayı veren demiş. Helvayı kim verdi? Başımı yaran. Başkası kalmamış onun için. İşte bu hale meczup hali diyoruz. Çok hoş bir hal değil tabii. Çünkü bu halin insanın kendine faydası var. Çevreye faydası yok. Çevredeki insanlar daha aklı başında, daha aydınlatıcı kişiler görmek istiyorlar. Onun için gerçek mürşidi kamil bu halini gizleyen kişidir. Yani içinde bu hal var fakat dışına bunu aksettirmez. Sami annem şöyle anlatırlardı. Aşkını akıl kablosu, aklı kül kablosu içinden geçirirsen o zaman ampul haline gelir, etrafı aydınlatırsın. Ama açıkta bırakırsan etrafı yakarsın derlerdi. Onun için burada bize öğretilen enel hak dememeyi seçmek. Aslında Allahçı Mansur Beyazıt Bestami enel hak demekle yani benden Allah haklı çıktı diyorlar. Allah benden haklı çıktı. Yani bendeki ismi ortaya çıktı. Bende haktan başka bir şey kalmadı. Ne gibi benim varlığım kalmadı. Ama bunu söylemeyiz biz diyor Hazreti Mevlana. Biz çok severiz diyor Mansur'u diyor. Çünkü ne deseydi diyor. Enel kul deseydi ikilik vardı diyor. Enel hak deyince birlik oldu diyor. Ama diyor biz söylemeyiz ki biz denizin dibindekileriz diyor. Onun için fakat burada çok mühim bir şey de anlatmak istiyorum. Seni kesmekten çok edep ediyorum. Fakat İbn Arabi Hazretleri ve Mesami Hazretleri'nin mezarına gitmiş. Demiş ki ya sultan ben sana çok aşığım. Çok büyük sultansın. Ama sen fenadasın. Yokluk mertebesinde. Ben bekadayım. Peygamberin mertebesinde. Yani ben o halimi sakladım ve hizmet ediyorum. Allah'tan bir daha gelmiş. Kendini ne sandın sen? Sen kendini makam olarak ondan üstün mü zannediyorsun? Bundan sonra onunla ilgili bütün kitapları sen yazacaksın. Ve İbn Arabi anlatmıştır bize Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Onun için bunun makamla, hazretle alakası yok. Allah hangimizde hangi ismin tecellisini istiyorsa
O isimde en güzel olanı tebrik ediyor. En güzel aşikar edeni tebrik ediyor. Ona onu gayret etmek en doğrusu. Onun güzelliğinin görünüşü gündüzlerden parlak. Onun ayrılığı gecesi ise gecelerden karanlıktır. Gündüz onun visali, gece onun hicranı rengidir. Ve aşık gönül çektikçe, sevgili de nazlandıkça güzeldir. Hikmet odur ki bu nazlanışların manasını bilip ona gönül vermekten ayrılmayasın. Ona varmaktan sabırsız olmayasın. Kısaca aşk derdiyle hoşam el çek ilacımdan tabip. Kılma derdim kim helakım zehri dermanımdadır sözü benim halimin ifadesidir. Çünkü onun uğruna dökülen gözyaşının değeri gerçek incinin de üstündedir. Böyle bir incinin değerini ancak inciden anlayan bilir. Çünkü bu inci gönül incisidir. En büyük sevgili için duyulan aşkın mücevherleşmesidir. Bir şey anlatabilir miyim izinle? Estağfurullah. Anlatacağım. Annem 14 yaşında Genel Fay Hazretleri'nin huzurunda böyle kalabalık bir grup içinde hocamız genel sohbet şekli şöyleymiş. Bir şey buyurun biz anlatalım. Bir şey buyurun biz anlatalım. İlk defa anneme diyorlar ki Meşgul'e bir şey söyle. Annem de orada karşısındaki, Kenan Fahy Hazretleri'nin karşısındaki hattı gösteriyor. Efendim burada ne yazıyor acaba diyor. Onun üzerine Efendimiz böyle mübarek gözleri hafifçe dolarak burada Ahmet Er Fahy Hazretleri'nin peygamberin huzuruna gelişi yazıyor diye anlatmaya başlıyorlar. Ahmet Er Fahy Hazretleri Peygamber Efendimiz'in torunu, Musa Kazım Hazretleri'nden torun. Fakat huzura geldiğinde, mezarına gittiğinde içeri almamışlar önce. Zorla girmiş. Ağlaya ağlaya dedeciğine seslenmiş. Aziz dedem demiş, senelerdir ruhumla ruhunuzu ziyarete geldim. İlk defa vücudumla geldim. Allah rızası için çıkarın mübarek elinizi öpeyim demiş. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri de dahil olmak üzere bütün piran ve bütün orada bulunanların önünde Hazreti Peygamber sandukadan mübarek ellerini çıkarmışlar. Bu aşikar bir tarihi hadisedir. Ve Hazreti Pir mübarek eli öpüyor. Sonra da yere yatıyor. Ve diyor ki Allah'ını seven üstüme bassın gitsin. Allah'ını seven üstüme bassın gitsin. Bu hadiseyi anlattığı zaman annem diyor ki gözlerimden yaş böyle devamlı dökülmeye başladı. Kendileri 85 yaşında, annem 14 yaşında. Kalkmışlar, kürsüden çıkmışlar, gelmişler. Mübarek ceplerinden mendillerini çıkarmışlar, annemin gözlerini silmişler. Demişler ki, Allah için dökülen gözyaşının kıymetini en çok biz anlarız. Öpmüşler, başlarına koymuşlar ve ceplerine koymuşlar, gönüllerin üzerine. Arkadaşlar, dünyadaki en kıymetli mücevher, Allah için dökülen gözyaşıdır. Başka bir mücevherlik kalsın. Efendimiz sohbetlerde diyorlar ki Allah acizden ve yokluktan o kadar haz eder ki onun için dökülen gözyaşı şehitlerin kanı mertebesindedir diyorlar. Ve yine Allah bir kuluna rahmet ve merhamet lütfederse onun gözüne gözyaşı koyar diyorlar. Dolayısıyla gözyaşının ne kadar Allah için dökülen gözyaşının ne kadar önemli olduğu sohbetlerin birçok yerinde söylenmiştir. Tabii o insanlar hocamın söylediği gibi onlar aslında naz ehilleridirler. Fakat onlar naz etmez. Ama onlar alemin içindeki bütün hakikatleri, gerçekleri aşikar şekilde görürler ve bilirler. Ve bir meyvanın içini kabuğuyla koruması gibi, kurumaması için zarlarının olması gibi Rabbim de onların bu güzelliklerini, bu içlerindeki aşkı
kötü gözlerden korumak için onları perdelemiştir. Aynen bir kabuk gibi. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, ölüm gözümündeki perdeyi kaldırsa, yemin ederim dünyada gördüğümden daha fazla bir şey görmeyeceğim diyorlar. Aynı zamanda bununla birlikte şeyi de hatırladım. Hazreti Arabi'nin müridine kendileri zindandalar, elleri kolları zincirle bağlı ve bir kuru ekmek var önlerinde. Müridi kendisine, efendim bana sabrın, kanaatin ve affın hikmetini söyler misiniz dediklerinde, kendileri Bismillahirrahmanirrahim dediklerinde zincirleri açılıyor. Önlerinde bir deniz, kayıklar, kayıkların içinde insanlar, buyurun şeyhim sizi götürelim diyorlar. Orada işte görüyor musun oğlum, biz bunları yapmaya kadiriz ama biz sabretmesini biliriz diyorlar. Allah'ın verdiğine sabretmektir bizim asıl hikmetimiz diyorlar. Onun yanında bir kuru ekmek önlerindeyken tekrar Bismillahirrahmanirrahim dediklerinde önlerinde inanılmaz bir sofra kuruluyor. İşte görüyor musun, kanaatin hikmeti de budur diyorlar. Affı ertesi gün söyleyeyim buyuruyorlar. Ertesi gün müridi geldiğinde kendisini vefat etmiş, Hakk'a yürümüş buluyor. Şeyin böyle yapmazdı, bana bir şey eksik bırakmazdı, söylemeden gitmezdi deyip ayrıldığında akşam rüyasına giriyor. Kendisini zindanlara atanları kovalarken görüyor rüyasında. Allah'ım bu kulunu affetmeden ben cennetine girmem diye onların peşlerinden koşuyor. Orada da bize affın hakikatini anlatıyor büyük sultanlar. Var mı soru efendim? Öyle bir aşkla anlattın ki ben. Tabii burada onların iradesi de tamamen Hakk'ın iradesi olmuş oluyor. Onlardan tecelli eden hep oluyor. Bir de şimdi onu düşündüm. Böyle ağlayabiliyoruz diye de ay çok şükür ben farklıyım. Allah için gözyaşı döküyorum. Bak arkadaşım dökmüyor dersek o anda zaten biz herkesten haşa oluyoruz. Yani bu gözyaşı dökmek de çok tehlikeli iştir. Ya da Allah'ın hoşuna giden işleri yapmak da tehlikeli iştir. Her an kendimizi muhasebe edelim. Diyelim ki ben bunu yaptım diye övünüyor muyum şimdi? Adam olduğumu zannettim. Şamil Arifayi'nin bize öğrettiği bu. Yani ben böyle bir mucize gördüm, gösterdim ama adam olmadım. Basın üstüme geçin. Haşa, onlar baştan aşağı adamlar da bize öğretiyor. Olmadım. Ara sıra böyle coşkunluğum olur. Allah da bu coşkunluğa cevap verir ama ben bir eşiyim. Ne kadar basınırsam o kadar adam olacağım. Ne kadar, ne güzeldir hep anlatıyorum. Annem okuyor sohbette, toprak gibi ol diyor Hazreti Mevlana. Ben de dedim ki içimden, ben toprak gibiyim, mütevaziyim. Çok şükür, hani kimseye böbürlenmiyorum. Annem dedi ki öyle değil, basılacak, tükrülecek, gömülecek, içerisine pislik konacak, gübrelenecek. Sen oradan meyve bitireceksin, yemyeşil açacaksın. Bunu yapabiliyorsan insansın. İşte bu hale gelebilmek için her an muhasebemizi yapmak lazım. Aşığım, coşkunum, ne güzel. Genç kızlığımda annem bana okurdu sohbetleri ve benim ağlama oranıma göre de halka okurdu. Ben orada ölçülüyorum. Herhalde kendimi bir adam sandım zaten. Yani zannettim ki ben çok aşığım. İşte ben Allah aşkıyla doluyum, örnek bir insanım. Ondan sonra annem hemen Efendimiz'den bir şey anlattı. Kenar Fahri Hazretleri bana benim ilmimle cevap veriyor. Sohbetler kitabında da vardır. Diyor ki, bakın ben kimya okudum 4 sene, nasıl okudum da bilmiyorum ama şöyle cevap veriyor Kenar Fahri Hazretleri, sen kömür gibisin. Eğer Allah aşkıyla yarı yanmış, yarı yanmamış kalırsan, yani kötü huylarını yok etmezsen, o zaman dışarı karbon monoksit vereceğin için zehirlersin.
Ama iyice yanarsan ve külden ibaret kalırsan ısıtırsın. Öyleyse bu aşkın sendeki varlığı sende benlik yaratmasın, hiçlik yaratsın. Hiçlik yaratıyorsa seni insan kılıyor. Yoksa felakete götürür seni diyor. O yüzden aşk da tehlikeli bir şeydir. Onu söylemeye çalışıyorum. Adamın biri devamlı anlatıyormuş. Hocam ben size çok aşığım. O kadar çok aşığım ki işte gece sizi düşünüyorum, gündüz sizi düşünüyorum, yemek yemekten kesildim. İşte sizden başkasıyla yapamıyorum, sizi arıyorum, sizi görmek istiyorum. Demiş ki hocam, ay sen demiş tamamen kendine aşıksın. Bak söylediğin bütün cümleleri ben şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum. Böyle aşık olmaz demiş. Bir insan öğretmenine hürmet ediyorsa ve saygı duyuyorsa yahut birini seviyorsa onun istediklerini yapmak için kendi yok olun demiş. Sen baştan aşağı ben diyorsun. Böyle aşık olmaz demişler. Onun için kendimiz ne alemdeyiz hep bunu kontrol etmek lazım. Biz aldık başımız gidiyoruz zaten. Evet biraz daha. Ben eğer ne isem ve benden çıkan benle başladık. Ve benden çıkan ses yanıksa hakikatte ne ben neyim ne yanık olan benim sedamdır. Çünkü beni ney gibi ateşte yakıp kurutan o benim feryadımı öylesine yanık hale koyan da odur. Şu demek ki benim sesim hakikatte onun sesidir. Benim ney gibi varlığım aslında onun varlığıdır. Demin dediğiniz gibi işte buradaki ben aslında ondaki bendir. Yani Sami Aner'in dediği gibi benim kelimesini kullan ama manasını kullanmadır. Burada Hazreti Pir tamamen Allah'ta yok olmuş ve Allah'ın artık onun vücudunda tecelli ettiği bir durumdan bahsetmektedir. Artık burada sen, ben, o yoktur. Sadece o vardır. Artık ondan konuşan dil, gören göz, duyan kulak, her şey Allah olmuştur. O kesilmiştir. Hakk'ın iradesi de onun iradesidir. Onun iradesi de Hakk'ın iradesidir. Onlar öyle kullardır ki onların namazları da Efendimiz'in buyurduğu gibi her şeyi terk edilerek yapılan namazdır. Çünkü Efendimiz namazın 4 mertebesi vardır. Önce dünyayı terk, ondan sonra ahireti terk, ukbayı terk, ondan sonra benliği terk, ondan sonra da terk. Yani artık terk edilecek de bir şey yok. Neyi terk edebilirsiniz ki? Oradasınız, osunuz. İşte bu makamdır. Hazreti Pir bize burada bu makamdan sesleniyor. Bu makam çok enteresan bir makam. Mevlana Hazretleri'nde de gördüğünüzde Mevlana çok açık söylemişler. Hazreti İbn Arabi'de de. Bu makamda olan herkes hiçim der. Bu makamda Kenar Fahri Hazretleri'nin başına şöyle bir hadise gelmiş. Birisi onu alay ediyormuş. Resmen alay ediyor hocamla. Hocam da gülmüş. Ve de diyor ki bize anlatıyor. O kadar zevk alıyordu ki diyor benle alay etmekten diyor. Her zevk insanı Allah'a götürür diye. Ben benle alay etsin diye devam ettirdim benim sözlerimi ki onun alayı artsın diye diyor. Bakın o kadar yok ki. O kadar hiç ki. Nefsine yapılan her şey hoşuna gidiyor. İşte peygamberin ben yokum, ben kulum, ben kulum, ben yokum diye bağırışı bu demek arkadaş. Bu makama gelmiş insan zaten kendi diye bir varlık görmez. Hakaret edilse susar, pislense susar. Mevlana'ya bakın, kimle konuşabilmişse Allah'ı sırf ona anlatmış. Mesela Şems diyor da başka bir şey demiyor. Şems kim? Kendisi Mevlana. Sonra bir kere demiş ki, şu saçımın her teli bir Şems kesildi demiş. O kadar Mevlana. Ama gene bütün kitaplar Şems diyor. Arkasına bakın Selahattin Zerkubi yere göğe koyamamış. Benim mürşidim demiş, canım demiş. Oğluna demiş ki onun kızını bir kere üzersen seni sonsuza kadar evlatlıktan reddederim demiş. Onun kızıyla evlendir diyor. O benim hocam diyor. Hocam dediği kim? Zerkubi Hazretleri Mevlana'nın irşadı olan bir sultan. Arkadan
Hüsamettin Çelebi'yi göklere çıkarmış. Hüsamettin Çelebi kim? Sadece onun bahi katibi. Ama onunla Allah konuşabildiği zaman kendi hiçliğini anlatmaya çalışıyor Mevlana. İşte bu makamdaki insanda ben kalmaz. Ben hocam Kenan Erfa Hazretlerinden biliyorum. Onun aleyhinde konuşan, şikayet eden, hakaret eden kim varsa onlara özel yardım yapardı. Kendi ismini bildirmeden. Beni Allah'ıma daha hızlı götürüyorlar bunlar diye. Onun için arkadaşlar, bu alemde insanın kavuşacağı tek seviye yokluk seviyesidir. Ve hiçlik seviyesi. Allah nasip etsin inşallah. Son bir şeyler bir bölüm daha alıp bırakalım. Sen bu gönlün şikayetlerine bakma veya bak. Gönül her zaman o sevgiliden incindiğini söyler. Ben ise gönlümün bu aşırı bilmişliğine gülerim. Bilirim ki o aşk derdiyle hoşnuttur. Ama yine de şikayet eder. Bana öyle gelir ki bu şikayet onun sevgiliyle birlikte oluşunu çekemeyenler, anlayamayanlar için bir saadetten örtünüştür. Burası da tam demin dediğiniz şeyi açıklıyor. Onlar şikayetlerini onlar şikayet aslında etmezler çünkü şikayet edecek bir şey de yoktur. Şikayet etmek için bir şeyden şikayetçi olmaları lazım. Halbuki onların şikayetçi oldukları da hiçbir şey yoktur. Onlar tamamen onda ve Allah'ta oldukları için şikayetin adını sadece kendilerini diğerlerinden örtmek, perdelemek için şikayetmiş gibi kullanırlar, gösterirler. Ve onların bu onların örtülmeye ve onların anlaşılmamaya da ihtiyaçları vardır. Çünkü insan-ı kamil bir yerde zuhur ettiği, bir yere geldiği zaman onun seveni kadar sevmeyenleri de artarlar. Biz onun büyüklüğünü sevenlerinden ziyade sevmeyenlerinin çokluğuyla da anlayabiliriz. Bugün İbn-i Arabi Hazretlerinin zindanlara atılması, Mısri Niyazi Hazretlerinin Limne Adası'na sürülmesi onların büyüklüğünü aslında aşikar etmiş olaylardır. Hatta Mevlana'nın mütasıplar tarafından hala kabul edilmeyişi ve çok enteresan, ateistlerin de o Müslüman değil ki onu sevebiliriz deyişleri. Ne kadar enteresan bir şey diyeyim. İşte peygamber ortaya çıktığında nasıl Ebu Cehiller artar ve Ebu Bekirler de artarsa Hazreti Mevlana Konya'ya gelene kadar 3-5 kişi hapishanedeymiş. Hazreti Pir gelince hapishanede olmuş taşmış. Yani cemal de celal de artıyor. Onlar ayna gibi. Herkesin hakikatini ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla seven kadar sevmeyen de olacak. Buradaki müteassıplardan kastim sakın sadece dini müteassıp kabul etmeyin. Ben ilmi müteassıplardan bahsediyorum. Yani benim dediğim doğrudurdan daha büyük müteassıplık olamaz. Benim bildiğim doğrudur, benim dediğim doğrudur ve onunla karşısındakini küçük görmek, aşağılamak. Hani biri Hazreti Pir'e gelmiş, nasıl olsa ondan iyi biliyorum demiş. Bir kere benim gibi bilemez. Onun için ben bir imtihan edeyim. Bana gelince söylediğini yerle bir edeyim. Aksini söyleyeyim, iddia edeyim ve ispatlayayım. Hazreti Pir herkesi tek tek dolaşmışlar, herkesin önünde bir şey söylemişler. Adama gelince, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demiş. Ona ne cevap veriyorsun? Ne cevap veriyorsun? Adam susmuş, önünde biat etmiş. Bu şimdi şeye benzetiyorum ben. Kenan Rıfai Hazretleri birisi çok hayran, babasını da getiriyor. Görsün hocasını diye. Hocamız da çok modern, çok şıklar, çok kibarlar, çok zarifler. Yani o devrin böyle kontu gibi bir şey yani öyle. Çok şıklar. Tabii hoca oğlunu biraz kıskanmış herhalde. Çok seviyor oğlum mürşidini diye.
hiç beğenmedim demiş. Ne konuşmasını beğendim, ne tarzını beğendim, ne tipini beğendim. Bu evde beğendiğim tek şey demiş, o pencerenin içindeki sardunyaydı. Başka hiçbir şey beğenmedim demiş. Çocuk neredeyse ağlayacak, son derece üzgün. Yürüyorlar birlikte. Arkadan Efendimiz'in eşi koşarak geliyor. Beyefendi, beyefendi diyor. Efendimiz size bu sardunyayı yolladı, buyurun alın diyor. Onun üzerine adam biraz anlıyor tabii. Önce beni kabul etsinler de öyle alayım sardunyayı diyor. Onun için onlar için beğenilmek veya beğenilmemek diye bir korku yok. Geçen gün bir televizyon programındayım. Çocukcağız da işte kendi doğru bildiklerini söylüyor. O kadar doğru bildiklerini söylüyor ki ben hemen Halaycı Mansur'u hatırladım. O diyor ki kendini öldürmeye gelenlere, Allah'ım onlar da seni sevdikleri için beni öldürmeye çalışıyorlar, onları affet diyor. Herkes kendine göre bir Allah inancı içinde doğru bildiğini söylüyor. Biraz çok benimkine uyum ama olsun. O da anlatıyor yavrum. En sonunda da tabii çok negatif tepkiler aldı çünkü ben de aksi bir şey iddia ettim. Sufilerin hepsi çocukcağıza çok ağır cevaplar yazmışlar. Diyor ki, dedi ki bana ne Vahabilere yaranabiliyorum. Ne sufilere yaranabiliyorum. Ben de dedim ki niye yaranmaya çalışıyorsun? Allah'a yaran yeter. İşte mesele kula yaranmak üzere hareket ettiğimiz zaman bu hayat cehennemdir. Çünkü kulu memnun edemezsiniz. Ama Allah'ı memnun ettiğiniz zaman bugün oğlumun yaptığı gibi. Yani ben onun Allah'a ne kadar memnun ettiğini biliyorum. Allah'ım ondan memnun olsun. Bu çocuklardan çok memnun olduklarını biliyorum. Onların yüzü suyu hürmetine beni de affetsin inşallah. İnsan makamına yükselsin. İnsanın en büyük lütuf verdiklerinin karşısında hal halinde çocuklarını da görmektir. Lisedeyken müfettiş gelmişti dersime. Bir öğrencim de kurşun bir adamcağız sordu. Kurşunu hiç gördünüz mü diye. Çocuklar dedi ki annem kurşun döktürüyor, da gördüm. Müfettiş çok kızdı. Ben de açtım, 10 verdim çocuğa. Çünkü sorunun cevabı doğruydu yani. Orada kızacak bir şey yoktu. İşte bu çok şükür biz çocuklar sorulara doğru cevap veriyorlar. Bu herkesin için her zaman gitmeyebiliyor ama bu çocuklar doğru cevap veriyorlar. Halleriyle örnekler, aileleriyle örnekler. İslam yalnız tek başına örnek olmak da demek değil. Doğru aile hayatıdır. Eşiyle güzel geçinmektir. Yaşantısı güzel olmaktır. Her haliyle örnek olmaktır. Ana baba evlat ilişkisiyle örnek olmaktır. Mürit mürşit ilişkisiyle örnek olmaktır. İşte bütün bunları yapmazsak bir mürşidin adını anmak bile edepsizlik, başka bir şey değil. O yüzden hepsine bir teşekkürüm. Allah hepinizden razı olsun. Bana da nasip etsin. Ben beceremedim onlar kadar güzel bir evlilik hayatı yürütmeyi. İnşallah Allah ondan dolayı da beni affetsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.